Merhaba arkadaşlar. Arı Yayınları 8. sınıf atölyem kitabında eğim konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Eğim nedir arkadaşlar? Öncelikle bunu bir inceleyelim. Bir dik üçgende dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eğim denir diyoruz. Yani dikey uzunluğu yatay uzunluğa bölersek eğimi bulmuş oluruz. Eğim yüzde sembolü ile de ifade edilebilir diyoruz. Eğimi M harfiyle, küçük M harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Örneğimizde bakın dikey uzunluk 3, yatay uzunluk 4 arkadaşlar. 3'ü 4'e oranlarsak, yani 3'ü 4'e bölersek eğimi bulmuş oluruz diyoruz. Yüzde sembolü gösterebilmek için paydamızı 100 yapıyoruz. %75'i de bu sembolle ifade ederiz diyoruz. Eğimi de küçük harfle göstereceğimizi unutmayalım arkadaşlar. Küçük M harfiyle gösteriyoruz. Şimdi birinci etkinlikle devam edelim. Aşağıda kareli zeminde verilen dik üçgenlerin eğimlerini bulunuz arkadaşlar. Arkadaşlar unutmayın, eğim dik üçgende mevzudur. Günlük hayatta eğim her zaman biliyorsunuz aynı zamanda rampa demektir, meyil demektir. Eğim ne kadar büyük olursa veya rampa ne kadar büyük olursa veya dik olursa o kadar zor çıkarız. Günlük hayatta da aynı şeydir. Bunların günlük hayatta karşılığı olan cümlelerdir biliyorsunuz. Şimdi A'ya bakacak olursam 1, 2, 3, 4, 4 birim. Dikey uzunluğu 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O halde eğim 4 bölü 6'dır. Sadeleştirecek olursam da 2 bölü 3'tür derim. B'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 birim diyorum. 1, 2, 3, 4 birim. Dikey uzunluğu yatay uzunluğa bölüyorduk. 6 bölü 4, 3 bölü 2'dir diyoruz. Her zaman dikeyi yataya bölüyoruz arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım, unutmayalım. Evet, C'ye bakıyorum. Dikey uzunluğumuz 1, 2, 3, 4 birim. Yatay uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5 birim. Eğimimiz de 4 bölü 5'tir diyoruz. Ç'de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim dikey uzunluk. Yatay uzunluk ise 1, 2, 3, 4 birim. 9 birim dedik. Eğim de 9 bölü 4 oluyor. Evet, ikinci etkinliğe bakıyorum. Aşağıda verilen dik üçgenlerin eğiminin yüzde kaç olduğunu bulunuz diyor arkadaşlar. Bu sefer paydamızı 100 yaparak yüzde sembolüyle göstermeye çalışacağız. Bakıyoruz, bize verilen eğimler 4 santimetre dikey uzunluğu, 5 santimetre yatay uzunluğu. O halde eğim eşittir diyorum. 4 bölü 5'tir. Yüzde istediği için paydamızı 20 ile genişleterek yüzde 80 diyorum. %80'i de sembolü bu şekilde ifade ediyoruz. B'de 1 bölü 4 arkadaşlar eğimimiz. Kesrimizi 25'te genişletiyoruz. %25'tir. %25'i de sembolle %25 olarak ifade ediyorum. Evet, C ile devam ediyoruz arkadaşlar. 6 bölü 25 eğim. Dikey 6, yatay 25 santimetre. 6 bölü 25'i kestire 4 ile genişletirsem 24 bölü 100'dür. %24 olarak ifade ederiz. C'de arkadaşlar eğim 3 bölü 20'dir. Kestire 5 ile genişletirsem %15 olur. %15 olarak ifade ederiz. Evet, D'de arkadaşlar eğimimiz 12 bölü 16. Direkt genişleterek yapamayacağımı biliyoruz arkadaşlar. O halde öncelikle sadeleştiriyorum 4 ile. 3 bölü 4'tür. Amacımız payda 100 yapmaktı. 25 ile genişletirsek
%75 olur eğim diyorum arkadaşlar. Bunu da %75 olarak ifade ediyorum. Evet, üçüncü etkinlikle devam ediyorum. Aşağıda noktalı kağıtta verilen AB doğru parçalarının eğimlerini bulun diyor arkadaşlar. Arkadaşlar eğim bizim için dik üçgende geçerli. Onun için biz bu doğru parçalarını dik üçgen olacak şekilde tamamlıyoruz. Önce hepsini bir dik üçgen haline getirelim. Dik üçgen haline getirdim. Şimdi eğimlere bakıyorum. A'daki etkinlikte 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. A'da eğimi 4 bölü 4'ten 1'dir diyorum. B'ye bakıyorum. 1, 2 birim. 1, 2, 3 birim. Eğimi 2 bölü 3'tür. C'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4'e 2. O halde eğimi 4 bölü 2 yani 2'dir diyorum. C'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5. O halde eğimimiz 6 bölü 5 olarak bulunur. Evet, dördüncü etkinliğe bakıyorum. Aşağıda kareli zeminde verilen, çizilen şekillerdeki bölümlerin eğimlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Burada lütfen dikkat edin. Bizim için dik üçgen geçerli. 1 ve 1'inciye bakıyorum. 1'de sıkıntı yok çünkü. Direkt dik üçgen olarak görüyoruz. Bakın şurayı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dikey ve yatayda 3 bölü 3'ten eğimimiz 1'dir. Şimdi ikinciye bakalım. Bunu mutlaka dik üçgene çevireceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle dik üçgeni çevireyim. Evet, hepsini dik üçgene çeviriyorum. Dik üçgene çevirmeden dikeyi yanlışlıkla bunun hepsini alarak çözemeyiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi dik üçgene çevirdim. İkinci duruma bakıyorum. Dik kısmı 1, 1, 2, 3, 4, yatay 1, 1, 4 birim. Yani 1 bölü 4'tür. Üçüncüye bakıyorum. 1, 1, 2, 3, 4 birim. O halde üçüncüde de yine 1 bölü 4'tür diyorum. Dördüncüye bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e 4 arkadaşlar. O halde 4 bölü 4'tür. Bunu da 1 olarak eğimini yazarız diyoruz. Evet, B'ye bakıyorum arkadaşlar. Yine bizden eğimlerini istedi. Birinciyi direkt yazabilirim. 1, 2, 3, 4'e 2'dir. 4 bölü 2 olarak yazdım. 2 birim buldum. 2 ve 3'ü mutlaka öncelikle dik üçgeni çeviriyoruz. Çünkü eğim demek bizim için dik üçgende geçerli olan bir durumdu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. O halde ikincinin eğimi 1 bölü 6'dır. Üçüncünün eğimi de 5 bölü 7'dir diyoruz. Evet, beşinci etkinlikle devam ediyoruz. Yanda verilen rampanın eğimi 3 bölü 2 olduğuna göre BC'nin uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar ben buraya x diyecek olursam eğimimiz 6 bölü x'tir. Eşittir. Bunun sadeleşmiş halini 3 bölü 2 olarak düşünebilirsiniz. Çünkü eğim benim için burada 3 bölü 2 demişti. O halde 6 bölü x eşittir 3 bölü 2 diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursam 3x eşittir 12. Her iki tarafı 3 ile bölersem x'in 4'e eşit olduğunu buluyorum. X 4 santimetredir diyelim. Evet, yine yanda verilen rampanın eğimi 3 bölü 4 olduğuna göre x kaçtır diyor arkadaşlar. Eğimi nasıl buluyorduk? AC'yi yani dikeyi
BC'ye bölerek buluyordum. Yani X'i 8'e bölüyorum. X bölü 8 eğimi veriyor. Ve eğimin de 3 bölü 4 olduğunu söylüyor. Arkadaşlar baktığım zaman isterseniz doğru orantı konusunu çok iyi biliyorsunuz. 8 4'ün 2 katı ise o halde X de 3'ün 2 katıdır diyorum. X eşittir 3 çarpı 2'den 6 santimetre olur deriz arkadaşlar. Evet, 7. etkinliğe bakıyorum. Yanda verilen yokuşun eğimi %50 olduğuna göre AC kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar %50 50 bölü 100 olarak ifade edilir. Bunu da istersek 1 bölü 2 olarak söyleriz. Ben bu AC'ye X diyecek olursam X bölü 12 de aynı zamanda eğimi verir. Artık biz sadece şurayı kullanarak X'in değerini hesap edebiliriz diyoruz. İçler dışlar çarpımı yapacak olursam 2x eşittir 12'den x eşittir 6 santimetre olur deriz. Evet, 8. soruya bakıyorum. Yanda verilen yokuşun eğimi %60 olduğuna göre BC kaç santimetredir diye soruyor. BC'ye x dediğimi düşünelim. %60'ı 60 bölü 100 olarak yazıyorum. Sadeleştirirsek bakın 6 bölü 10, istersek bunu da 3 bölü 5 olarak yazabiliriz. Üçgenimizin eğimi 9 bölü x'ti. Aynı zamanda 9 bölü x diyorum. Buradan arkadaşlar bakın 3 katı, o halde x de 5'in 3 katıdır. Çarpı 3 diyorum, çarpı 3 diyorum. O halde x eşittir 3 çarpı 5'ten 15 santimetredir deriz arkadaşlar. Evet, 9. soruya bakıyorum. Yanda verilen yokuşun eğimi %75 olduğuna göre çevre ABC üçgenin çevresi kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi %75 diyor arkadaşlar. AC'ye ben X diyecek olursam X bölü 8 %75'e eşit olacak diyor. O halde ben %75'i öncelikle sadeleştireyim diyorum. 3 bölü 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Üçgendeki verilenler de x bölü 8'di. X bölü 8'dir dedik. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 4x eşittir 3 kere 8 24'ten x eşittir 6 santimetredir. Benden çevreyi istemişti. Çevre ABC üçgeninin çevresi demişti. ABC üçgeninin çevresi 6 artı 8 artı 10'dan 24 santimetre olur diyoruz sorumuzun cevabını. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.